Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün neden bu kadar enerjim bilmiyorum. Yarın okulum açılıyor. Ve ben şu anda kıyafet almaya gideceğim. Yani okul alışverişi yapmaya gideceğim daha doğrusu. Okulum normal okullardan 3 hafta daha erken açılıyor. Ve 3 hafta abi, 3 hafta ne demek? Çok sinirliyim. Neyse. Ama 3 hafta boyunca istediğimiz kıyafeti giyebiliyoruz. Ve ben kendimi Fashion Week'de zannettim. Diyeceğim için ve bütün okul tarzlarına kapıştıracağı için gidip kendime kıyafet almam gerektiğini düşündüm. Çünkü 3 hafta boyunca crop ve short dışında giyecek hiçbir şeyim yok. Onları da okulda giyersem müdür beni döver. O yüzden kendime edepli düzgün kıyafetler almaya gideceğim birazdan. Bir de zaten kış da geliyor. Böyle hırka tarzı, hoodie tarzı şeyler bakacağım. Çok mutsuzum yaz bittiği için. Aslında daha 3 hafta daha yaz var ama okula gitmek zorundayım. Yoksa annemler beni dışarı çıkartmaz. O yüzden şimdi bir tane AVM'ye gideceğiz. Kalem, işte çanta, kıyafet, suluk, matara falan her şeye bakacağım. Okulda ihtiyacım olan her şeyi almaya çalışacağım. Dedim ki neden video çekmiyorum? Özellikle back to school videolarını izlemeyi çok seviyorum ve yani çekmeyi de çok seviyorum. O yüzden çekeyim dedim. Şu an hava çok kasvetli olduğu için kötü duruyor galiba. Her neyse, şimdi ayakkabılarımı giyip çıkıyorum yavaştan. Akşam oldu. Şimdi annem aşağıda bekliyor, yanına gidiyorum. Annemi bekliyorum. Hüseyin! Arkadaşlar bu da geliyor maalesef. Bir saniye, çekme. Oha, ne yapıyorsun, o paralar da nerede? Çekme. Ya Hüseyin bir git şuradan, hadi ben oturacağım son ona. Son 30 saniye. Ya hadi çık. Bunlar burada. Çıksana oğlum, çık. Çık artık. Hayır, hayır. Evet, şimdi gidiyoruz AVM'ye. Annem de burada. Anne nasılsın? annemi bu sene çok ders çalışacağım diye kandırıp şu anda şantaj yaparak alışverişe götürüyorum. Bu Hüseyin de canım kardeşim, o da geliyor. Çünkü durur mu yerinde? Alışveriş lafını duydu mu? Yapıştı. Evet, AVM'ye geldik. Haydi bismillah. İnşallah güzel şeyler buluruz. Kendimi Gossip Girl'daki Blair gibi şey etmek istiyorum. Kombinize etmek istiyorum. Şimdi Sembol'a geldik. Nereye gidiyoruz? İlk bir D&R'a falan mı girsek acaba? Ya da ilk H&M'e girelim, ben okulda giyecek edepli bir şey almam gerekiyor. Çünkü böyle ince, uzun bir şey almam lazım. Yani ince kumaşlı. Çünkü hava çok sıcak ve şortla gidemem okula. O yüzden düzgün bir şey almam lazım. Belki şu altındaki gibi böyle karga pantolon falan alabilirim, varsa tabii. Yoksa artık bilmiyorum, müdürle kavga edeyim. Şimdi gidiyoruz H&M'e. Evet, okulda giymelik hiçbir şey yok yine her zamanki gibi. Kesinlikle bu Arizona yazan sweatshirt'i giyebilirim. Böyle bir şey giysem bir ay okula benle daha geçerler. Abi hiç düzgün bir şey yok. Bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Ne? Aa, bu benim tişörtümden. En son 140 liraya almıştım. Bakalım kaç lira olmuş. 160. 20 lira zam. Aa, ne kadar güzel bir atlet. Hem de 160 TL. Çok iyi. Aa, bu güzelmiş lan. Oh my god man. Oğlum bu ne? Çok kötü bunlar. Allah kahretsin. Arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşım bana bu semboldeki Nike'da gri tek gelmiş demişti. O yüzden buradaki Nike'a bakmaya gideceğiz. Gri değil de kahverengi tek gelmiş galiba. Şimdi ona bakmaya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Eğer varsa direkt almak istiyorum. Bilmiyorum yani. Hüseyin sen almayacaksın. Ben alacağım. Hüseyin bak, seni gebertirim. Ya bu çocuk, yemin ediyorum. Hüseyin hayır. Hayır. Bak bak, poposunu sallıyor. Bir de eşek sıpası ya. Çok sinirlendim şu an. Hüseyin hayır, o hırkayı ben alacağım. Arkadaşlar gelmiş. Gelmiş ama çok çirkin. Çok çirkin. Şimdi Nike'dayız ve sadece bu üstü bulabildim. Başka da hiçbir şey yok. Bunu alacağım okulda giymek için. Böyle. Arkadaşlar okul alışverişi diye geldik. Hüseyin gene bizi kandırdı. Ayakkabı aldırtıyor bir şekilde. Air Force aldıracakmış galiba, bilmiyoruz. Çok sıkıldım. Hiçbir şey bulamadım. Yine fakir bir şekilde. Hüseyin'i bekliyorum. Aa, burada çanta var. Yine bu aldı alacağını. Şu an depresyondayım çünkü Hüseyin bile istediği şeyi buldu, ben bulamadım. Yarın okula çıplak gitme kararı aldım. Çok kötü. Olsun abla, yemek ısmarlayayım.
Abi ayakkabı geri dönüyoruz ve H&M diyorum. Çünkü hiçbir şey bulamadım Nike'ta. Şimdi buranın erkek reyonuna bakacağım. Arkadaşlar böyle bir alt buldum. Bayağı penye ve güzel. Hani okul için falan da uygun. Beğendim, bunu alacağım. Bir de üst bakıyorum, hani böyle hırka tarzı bir şey. Bu güzelmiş mesela. Nereden? Erkek reyonundan mı buldun? Bana paslarsın değil mi arada? Hüseyin, yarın okulun ilk günü ben bunu giyeyim. Oğlum bu sana olmaz. Arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz ve Diyanar'dan okul şeyleri bakacağım ben. Şimdi kartı kaptım. Diyanar'a gidiyorum tek başıma daha rahat para harcamak için. Kendime kalem malem bir şeyler bakacağım. Hoppala geldik. Bu ikisini alacağım. Defterim var evde bolca, o yüzden galiba defter almayacağım. Ya da bir tane bunlardan alabilirim. Arkadaşlar Diyanar'dan bir tane Rotring set aldım. Bir tane defter aldım. Bir tane de post-it aldım. Adam alana çok bile, şimdi annemler yemek yiyordu, onların yanına gideceğim. Artık lisede olduğum için böyle o kadar okul alışveriş yapmaya gerek kalmıyor zaten. Bir de okulum tam olarak açılmadığı için hani böyle defterler falan çok gerekli değil şu an. Zaten evde bir sürü defterim var, hiç kullanmamış. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik ve ben hemen duş almam gerekiyor. Sonra duştan sonra bakım yapacağım. Oraları çekerim. Sonra çanta hazırlayacağız. Sonra ayakkabılarımı temizleyeceğim. Aldığım şeylere bakacağım. Bir toparlayacağım böyle. Size de hepsini gösteririm. Bütün aşamaları falan. Aldığım kıyafetleri deneyeceğim. Çünkü oradayken denememiştim. Olur mu diye bakacağım bir yarın için. Zaten bir tane tişörtle bir tane eşortman almıştım. Bir de bu halka küpeleri çok beğendim. Onları da takacağım şimdi. Biliyorsunuz ben halka küpe hastasıyım ve sürekli boyutlarını büyütüyorum zaman geçtikçe. Uzun süredir böyle büyük halka küpe arıyordum, bulamıyordum. H&M'de buldum, hem de 60 liraya, çok ucuz. Şimdi bunları takacağım. Arkadaşlar böyle oldu. Çok büyük oldu. Ama yani dışarıda takılabilir ama okulda yani imkansız. Çok büyük. Tahmin ettiğimden daha büyük oldu. Komik durdu biraz. Arkadaşlar ben şimdi duştan çıktım. Size aldıklarımı göstereceğim. İşte defterimi falan göstereceğim. Sonra saçımı düzleştireceğiz. Ama önce saçımın biraz kuruması lazım. Şu an çok nemli. Biraz takılacağım öyle. İşte aldıklarımı gösteririm. Çantamı hazırlarız. Sonra da saçımı düzleştireceğim yarın için. Arkadaşlar okul kombini yaptım. Hemen gösteriyorum. Aldıklarımı giydim. Üstüm böyle. Zaten alırken göstermiştim. Altım da çok klasik, basic bir ürün. Ya bence çok güzel, yaz kış giyilir, çok kalınları çok böyle ince de değil. Ama belki bu tişörtü böyle arkadan bağlayıp dar yapabilirim. Hani crop olmayacak ama biraz dar olsun istiyorum hani. Çünkü alt bol olduğu için üst bol olunca güzel durmadı. Ama ben kombini bayağı beğendim yani. Şimdi diğer aldığım defteri falan göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Diyanar alışverişimi göstereceğim. Çok büyük bir alışveriş. Neyse gösteriyorum. Evet zaten 3 parça bir şey aldım. Toplam 140 lira tuttu ama neyse. Önceki bir defter aldım. Zaten bir sürü defter var evde ama yine de aldım. Defter klasik defter, hani böyle pembe. İçi böyle bu tarafı çizgili, böyle çevirdiğinizde sayfayı noktalı oluyor. Benim bu özelliği beni mest etti, o yüzden aldım. Hocalar çok bir şey yazdırmıyor bizde genelde. Uzun lafın kısası, deftere çok ihtiyacım olmuyor. Sonra bir tane Rotring seti aldım. Her sene alıyorum ve her sene bozuyorum. Bu 90 liraydı. Olsun artık, yapacak bir şey yok. 0.7 aldım ben böyle. Bir de son olarak böyle bir şey aldım. Bu da post-it ama pembe. Sırf pembe diye aldım. Çok tatlı buldum. Böyle bu renk. Galiba 4-5 lira bir şeydi galiba. Baya güzel, ben çok beğendim. Evet, okul alışverişim bu kadardı. Sadece 3 parça şey almış olmak gerçekten çok üzücü. Kalem kutu hazırlayacağım. İlk günden zaten çanta ihtiyacım yok. Burada Sushiko çubuğunun burada ne işi var? Gördüğünüz gibi o kadar çok kalemim var ki hani ihtiyaç duymuyorum. O yüzden almaya yenisini. Bu ne lan? Aa, böyle bir şey mi vardı? Aa, bozulmuş. Şimdi ne alacağım biliyor musunuz? Böyle ince kalem istiyorum ya. Abi bakın burada da var mesela. Her yerden kalem çıkıyor, anladınız mı? O yüzden kalem almıyorum artık. Burada da var. Yuh artık. Neyse ben en iyisi buradan birkaç tane alayım şimdi.
Mavi alacağım. Pembe alacağım. Lila alacağım. Bunları böyle. Zaten ben en çok bunları kullanıyorum. Şu midliner'ımı alayım. Burada uçlar var. Gerek yok ama şimdilik. Burada başka neler var? Şu kalemi alayım. Kullanırım. Şu maviyi de alayım. Bunu da kullanırım. Bir de bir tane de böyle ince yine bir tane alayım. Mesela bu olur. Tamam, bu kadar yeter. Adam olana çok bile. Evet, şimdi kalem kutumu hazırlıyorum. Burada iki tane lip gloss var. Bunlar geçen seneden kalma. Böyle. Koyuyorum bunları. Zaten vardı. Pembe bir işte demin gösterdiğim not şeyi. İşaretleme kalemi. İşaretleme kalemi. İnce uçlu kalem. İnce uçlu kalem. İşaretleme kalemi. Sevgili Rotring'çiyim. Bir tanesini ben çaldırdım bu arada. Bir tane daha vardı. Pembe hem de. Çaldılar. Neyse artık. Böyle bir silgi yine. Bir de uç. Bu kadar. Buy. Çanta yapmayacağım. Çünkü çantaya koyacak bir şeyim yok. Sadece küçük bir çantaya kalem kutumu bir de parfüm koyarım. O kadar. Bir de o aldığım defteri koyarım. Ve bitti yani. Şimdi biraz bakım yapacağız. Saçımızı yapacağız yarın için. İlk olarak saçımızı düzleştireceğiz. Bu arada burada bir yaram var. Ve asla geçmiyor. O yüzden kapatıcı sürdüm. Çok sinirimi bozdu. Keşke daha önceden sürseymişim. Neyse. Şimdi saçla başlıyoruz. Sonra yüz bakımı yapacağım. Sonra dişimi fırçalayacağım. Sonra saçımı tarayacağım. Bakım yapacağım. Ve uyuyacağım. Bir de parfüm sıkacağım. Ben her gece uyumadan önce parfüm sıkıyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi saça başlıyoruz. Hadi bakalım. Saçım hala biraz ıslak olduğu için çok iyi olmuyor bu arada. Biraz uğraştırıyor o yüzden. Şimdi bu tarafını düzleştirdim. Bayağı güzel oldu. Bu tarafını da düzleştireceğim. Ama onun öncesinde bir yağ süreceğim. Bu yağ çok eskiden annem almıştı. Saçları çok yıprandığı için kuaförden almıştı. Düzgün bir şeye benziyor. Yurban'ın zaten. İyi bir şey yani. O yüzden saçıma bayağı süreceğim. Burada böyle yağ sürmekten saçıma nefret ederim ben. Böyle yağ ellemekten de nefret ederim. Ama işte saçım çok yıprandığı için mecbur biraz kullanıyorum böyle. Şimdi elimi yıkayıp düzleştirmeye devam edeceğim. Başladım. Mesai tekrar başladı. Arkadaşlar saçım bitti. Bayağı düzgün düzleştirdiğimi düşünüyorum. Sabah da belki erken uyanabilirsem bir üstünden geçeceğim. Şu anlık böyle duruyor. Ben bayağı hani beğendim. Büyük ihtimalle sabah yine bir üstünden geçerim ama. Kombinim de böyle. Bence çok güzel yani. Ya bayağı okula uygun en azından. Şimdi biraz bakım yapacağız. Çok değil, biraz. Önce bir saçımı toplayacağım. Çünkü o kadar düzleştirdim. Bozulmasını istemiyorum. Böyle topluyorum şöyle. Evet, şimdi bakıma geçeceğiz. Öncelikle dişimi fırçalayacağım. Sonra da yüzümü yıkayacağım. Diş fırçalayarak başlıyorum. Dişimi fırçaladım. Fırçaladım. Dişimi fırçaladım. Şimdi ne yapacağım? Yüzümü yıkayacağım. Evet. Bu Yves Rocher'in yüz jelini kullanacağım ve yüzümü yıkayacağım. Temizleyeceğim yani. Çok komik yıkıyorum. Yıkıyorum şimdi. Evet, harikayım. Göz altlarım full rimel oldu. Şimdi göz altlarımı temizleyeceğim. Pamukla ve miseler suyla gözlerimi temizliyorum. Normalde yüz maskesi yapacaktım. Ama çok üşendim ya. Yapsam mı acaba?
Neyse yapayım ya, zarar gelmez. Şimdi üstümü değiştireceğim ama çünkü pijamalarımı giymem lazım. Pijamalarımı giyip sonra yüz maskesi yapacağız. Evet, pijamalarımı giydim. Şimdi yüz maskesi bulup geliyorum. Bunu buldum, bunu yapacağım. Çok korkuyorum çünkü galiba 2-3 yıllık. İnşallah cilt kanseri olmam. Çok iğrenç şu an buna ellemek. Vıcık vıcık. Açılmıyor. Açıldı mı? Kesin bozuk bu. Of. Hadi bismillah. Nasıl? Bö. Şu an var ya aşırı korkunçum. Mesela anne babam falan beni böyle görse büyük ihtimalle kalp krizi geçirir. Ama bence iyi oldu. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim ve sonra çıkaracağım. Arkadaşlar şimdi çıkarıyorum. Çok rahatladım. Gerçekten müthiş. Şimdi yüzümdeki fazla jeli alacağım. Çünkü çok rahatsız etti. Böyle hafif sıyırıyorum. Anladınız siz. Ama böyle hafif de bırakıyorum nem yüzümde. Hani jelden. Evet. Bip bip. Bu kadardı yarın. Ve bütün gün ağlayacağım. Ağlamayacağım bu arada, şaka yapıyorum. Ama okul kesin iyi geçmeyecek gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Çok stresliyim. Şimdi yüz spreyi sıkacağım. Ama benim çok iyi bir taktiğim var. Şöyle bakın. Böyle havaya sıkıyoruz bir sürü. Sonra kendiliğinden yüzümüze geliyor. Evet arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Çünkü okula gideceğim yarın. Uyumam lazım artık. Sütümü içip uyuma vaktim geldi. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda yorumlarda okulun ilk günü vlog çekip çekmemem gerektiğini yazın kesinlikle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda yine istediğiniz, önerdiğiniz videoları yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.